A, B, C, D paralel kenarı ve E, F, G üçgeni şekilde verildiği gibidir. 90 derecelik açıların hangileri olduğunu vermişler. Buradaki bu işaretle, 90 derece işaretiyle, dik açı işaretiyle de göstermişler zaten. Bir de 31 derecelik açıları verip şekilde de belirtmişler ve sormuşlar. Eşitliklerden hangisi veya hangileri doğru olmak zorundadır? İsterseniz videoyu burada duraklatıp önce kendiniz bulmaya çalışın. Evet, ilk ifadeye bakalım. ADC açısının tanjantı nedir? ADC'nin tanjantı. Öncelikle ADC açısı bu, değil mi? ADC. Tanjantın tanımını hatırlamak için ünlü skah koko takako, skah koko takako tekerlememizi yazıyorum. Skah koko takako. Skah neydi? Sinüs eşittir karşı bölü hipotenüs. Bu skah koko, kosinüs eşittir, komşu bölü hipotenüs. Takako, evet bu bir kızılderili ismi değil, tanjant eşittir, karşı bölü komşu. Peki bu açının karşı kenarı hangisidir? Buradaki ADC dik üçgeniyle ilgileniyoruz şu an. Tarayım ki şurada belirgin olsun görebilin. Şu anda bu dik üçgenle ilgileniyoruz. ADC açısını içeren tek üçgen bu çünkü. Peki ADC açısının karşısındaki kenar hangisidir? CA kenarı değil mi? Daha doğrusu AC kenarı demek lazım. AC kenarı. Karşı kenar bu. Peki komşu kenar hangisi? CD kenarı veya DC. Artık keyfinize kalmış. Komşu kenar DC veya CD kenarı. Peki komşu kenarın DA değil de bu kenar olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü DA hipotenüs. İkisi de bu açının birer parçası ama komşu kenar, açının hipotenüs olmayan kenarı. Halbuki AD veya DA hipotenüs. Bu açı için karşı bu, komşu bu, hipotenüs de bu. Açının tanjantı neydi? Karşı kenarı bölü komşu kenarına eşittir. Yani AC bölü DC. AC bölü DC bana bir rak grubunu hatırlattı. Peki burada yazan da bu mu? Hayır. AC bölü EF yazmışlar. Peki EF nerede? EF ne bu üçgende var ne de paralel kenarın geri kalanında var. İşte bu kenar EF. EF bu üçgene ait bir kenar. Üçgen farklı, şekil farklı. Hangi ölçekle çizildiğini bile bilmiyoruz. Bu açının tanjantı hiçbir şekilde bu keyfi değere bağlı olamaz. Uzunluğunu bile yazmamışlar. Bu kenar 1 milyon kilometre uzunluğunda bile olabilir. Akla gelebilecek bütün değerleri alabilir. Dolayısıyla hayır, bu yanlış. Verilen kenar ya bu üçgenin bir kenarı veya aynı uzunlukta başka bir kenar olmalıydı eğer EF'nin DC ile aynı uzunlukta olduğunu kanıtlayabilseydik, ifade o zaman doğru olurdu ama hiç alakası yok, bu bambaşka bir şekil. Tamam, üçgenler benzer üçgenler ama kenar uzunluklarına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Üçgenler benzer olunca açıların aynı, karşılıklı kenarların oranının eşit olduğunu anlayabiliyoruz. Ama bu, bu kenarın uzunluğuna dair bir bilgi vermiyor bize bu kenar uzunluğunun dc'ye eşit olduğunu söylemiyor. O halde bu ifadeye doğru demiyoruz. Şimdi CBA'nın sinüsüne bakalım. Farklı bir renkle yazacağım. CBA açısının sinüsü, CBA açısının sinüsü, CBA bu açı. Sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüs demekti. Peki karşı kenar hangisi? Şöyle sarıyla tarayım ki hangi üçgenden bahsettiğimiz anlaşılsın. Şu an bu üçgenle ilgileniyoruz. Burada sarıyla taradığımız üçgen. Karşı kenar AC'dir. Açı bu kenara doğru açılıyor çünkü değil mi? Açının yüzü bu kenara dönük. Eşittir AC. Peki hipotenüs hangisi? Bu üçgenin hipotenüsü hangi kenar? Bu üçgenin hipotenüsü BC'dir yani 90 derecelik açının karşısındaki kenar. Hipotenüsümüz BC, sinüs de karşı bölü hipotenüs demekti. Yani bölü BC. Peki burada yazan bu mu? Hayır. DC bölü BC yazmışlar. Peki DC neye eşit? DC bu kenar. Ve elimizdeki hiçbir veri DC'nin AC'ye eşit olduğunu söylemiyor. Yani verilen bilgilere dayanarak bu ifade de yazılamaz. Dolayısıyla iki ifade de yanlıştır. Bakalım doğru yapmış mıyız? Gerçek alıştırmayı açıyorum. Evet, bunu simge durumuna küçülteyim. Evet, hiçbir ışıkını işaretliyorum. Ve ödülü kapıyorum. Şahane.